Sizin oraya akış gelmedi mi Erenler? Ramazan. Cırlavık böceğiyle karıncanın hikayesini bilin. Yar yardım et diyorum. Yoksa bu gece kapının önünde yatıracağım seni. Abo kabak ya. Sen ne acayip adamsın kardeşim. Yani var ya kır kırın maşı bir iş yapıyorsun. Onda da elinden çok çenen çalışıyor. Yok hiç merak etme. Elim de iyi çalışır benim. Hiç yakışır mı kardeşim senin gibi bir Allah adamına? Gariban ağaçtan ne istiyorsun kardeşim? Ramazan bu senin teyzen değil mi? He. Ne işi var onun burada? Ben de onu düşünüyorum. Ramazan nereye? Teyzeme iki çift lafım var. Ona edip geleceğim. Bekle beni. Ramazan gitme. Bak başını belaya sokacaksın yine. Ramazan. Ramazan. Bak gitme diyorum. Gel buraya bak. Kafanı kıracaklar. Ramazan. Gel. Buraya gelirken seni bir gören olmadı değil mi? Kimse görmedi, merak etme. Kemal, ne olacak böyle? Ben çok korkuyorum. Hep böyle saklanacak mıyız? Ramazan, dur! Ramazan, dur! Salak süvari, gitme, dur! Ya kabak, bir dur kardeşim ya. Ya gidemezsin, dur dedim. Ramazan bu. Kemal. Ya kabak, bir dur kardeşim. Bir şey olmayacak, konuşacağım. Allah Allah. Ramazan. Senin ne işin var burada? Ben de aynısını sana soracaktım, biliyor musun? Asıl senin ne işin var burada Deze? Hava almaya gelmiştim biraz. Hem sana hesap mı vereceğim? Yok. Ne hesap vereceğim bana? Ama sen böyle uçsuz bucaksız yerlerde dolanman. Ondan diyorum. Ne vardır Ramazan, ne istiyorsun? Diyeceğimi dayıma eriştir istiyorum Deze. Ne diyecekmişsin? Hakkım olan hisseyi istiyorum Deze. Anamdan kalan toprakları istiyorum. Deze, vermezse mahkemeye gideceğim. Er ya da geç alacağım o toprakları. Ramazan, hadi gidelim. Dur kabak, dur. Eksik deme ha. Tas tamam eriştir söylediklerimi. Mahkemeye gidecekmiş de. Tamam. Güllü çiftlikten ayrıldı. Biliyorum. Biliyor musun? Nereden biliyorsun? Mahalleye döndü. Gidecek başka yeri mi var ki? Babasının evine döndü yani. Yok. Bir arkadaşında kalıyor. Babasının evine dönemezdi. Neler yaparlardı kim bilir. Gebe haline bile aldırmadan her türlü kötülüğü yapar o insafsızlar.
Yoksa ona acıyor musun? Hakkında her şeyi biliyorsun Kemal. Ne yaptığı neden seni bu kadar ilgilendiriyor? Gülünün gidişi seni umutlandırdı herhalde. Ha? Hala onu unutamamışsın. Kemal, eğer böyleyse beni oyalama. Bir kez daha kırılmak istemiyorum. Buna dayanamam. Halide. Sakin ol. Hala onu seviyor musun? Unutamadın mı? Söylesene Kemal. Halide. Çok ciddiyim. Hala aklın ondaysa bu son görüşmemiz olsun. Gitme. Bak şimdi moralin nasıl düzelecek. Sinemaya geldik kız. Eskisi gibi ikimiz beraber. Ne çok eğlenirdik. Ya hani bir filme gelmiştik. Çok beğendiydik de iki kere daha geldiydik. Hangisiydi? Ya bir adam vardı, işsizdi. Sonra bisikleti çalınıyordu ya. Ha, bisiklet hırsızları. Heh, işte o. İçimiz katılmıştı ağlamaktan. Ay, hem de ne ağlamak. Kemal'in de bisikleti vardı o zamanlar. Bilmem mi? Bisiklet aşıkları verdim ya size. Ne saf ne temiz hayallerimiz vardı. Neyse. Geçti gitti hepsi. Güzel. Güzel ama bir tane yan çıkabilir. Bu kadar insanın içine girmemiz doğru değil. Beraber görünmemeliyiz. Aslında haklısın. Ama inan bana, bu öyle mühim bir an ki benim için. Eksikliğini hissettiğim, uzun zamandır düşlediğim bir an. Sevgilimle el ele film seyredeceğim. Çok şey mi istiyorum? İçeride yan yana gelelim bari. Sen önden git. Ben de ışıklar sönünce gelirim, tamam? İyi, tamam. Yağmurdan kaçarken doluya tutulduk, iyi mi? Şunları unutalım diye dışarı çıktık. Melun kadın burnumuzun dibinde bitti. Niye tek gelmiş ki bu? Kimle gelecek? Arkadaşı mı olur ki bunun? Tabii tek gelecek. Neyse kız, boş ver sen. Biz güzel güzel filmimizi izledik. Başlıyor mu film? Başlıyor. Işıklar söner şimdi. Acele gir. Bu gece çok güzelsin tatlım. Teşekkür ederim. Nicky. Bugün tuttuğun çocuk. Frank mi? İsmi her neyse. Neden haftalığını verip göndermiyorsun? Kim? Hiçbir şey yapmadan
Bilmem. İdare ederim. Muzaffer Bey olmaz. Bilemiyorum. Aceleye gerek yok. Yok. Benzetemedim. Çok ucuza çalışıyor. Selim diye bir adam vardı o galiba. Anlatıyormuş, biliyor musun? Evet, biliyorum. Amerikan malları için ithal vergisi alıyordu. Evet ama ona sorarım. Aa, bak gördün mü? Başını koydu. Çok para kazanmak istiyoruz. Kesin aralarında bir şey var. Böylece güzel elbiseler alabileceksin. Kim acaba? Ya da belki kenara biraz para ayırmak istiyoruz. Yaşlılık günlerin için. Kocam adının Frank olduğunu söyledi. Doğru. Kocanız Nick bugün... Kız, öpüşüyor bunlar. ...bittiğini söyledi. Burada patron o sanıyordu. Sos etikler sinemada öpüşür müydü? Sen ne bakıyorsun onların sos etikliğine? Şey kim öpüşüyor ya? Bize ne be? Henüz. Kiminle öpüşüyorsa öpüşüyor. Filmi izle sen. Bu film daha heyecanlı kız. Çatlayacağım meraktan. Ne seni merak ediyorsun? Bu Don Yağan'ı kim yapar? Onu merak ediyorum. Işıklar yanınca anlarız nasıl sen. Boya ilanı görürüm. Burada ucuz hiçbir şey bulamaz. Frank, bence sen aşıksın. Yemeğini bile yemiyorsun. Ne güzel film değil mi? Niye hala kalkmıyor bunlar? Bilmem. Salonun boşalmasını bekliyorlar herhalde. Desene gizli aşk. İyi geceler. Ne tesadüf. Bu gece herkes sinemaya gelmiş. Biz de burada Halide Hanım'la karşılaştık. Demek karşılaştınız. Ne tesadüf. Sen sinemada karşılaştığın herkesle öpüşür müsün? Senin de yılan olduğunu bilirdim de bu kadarını bilmezdim. Yürü Pakize. Keşke seni dinleseydim. Buraya gelmekle hata ettik. Her şey mahvolacak şimdi. Ya abime anlatırsa? Kesin anlatır. Bu fırsatı kaçırmaz o. Tamam. Sakin ol. Ben Güllü'yle konuşurum. Hayır. Bunu yapmana gerek yok. Abin anlatması daha mı iyi? Sen arabada bekle. Bana. Ne istiyorsun? Muzaffer Bey'i söyleyecek misin? Yani Halide ile beni. Bilmem. Canım isterse söylerim, canım isterse söylemem. Eğer bu duyulursa... Orasını siz düşünün. Zamanında Halide tarafından az tehdit edilmedim. Zira kendileri sır saklama konusunda pek bir marifetlidir. Zevcenize iletirsiniz. Yürü bari. Güllü. Bana kızdın mı? Niye kızayım? Ne yaptın ki? Bir türlü peşimi bırakmadın. Sürekli aşkını anlatıp durdun. Sonra da sinema köşesinde Halide'yle. Sen demedin mi? Çık hayatımdan. İstemiyorum seni. Mutlu bir yuvan var demedin mi? Dedim. O zaman bana niye kızıyorsun? Beni bırakıp giden sen değil misin? Sadece acı çekip dursa mıydım? Teselli için mi koştun Halide'ye? İyi teselli ediyor mu bari? Bu eserleri büyük bir dikkat ve itina ile incelemenizi öneririm. İstikbalde daha da değerli olacaklar.
Bundan hiç şüphemiz yok. Renancığım, dünya çapında bir sanatçı olduğunda anılarını yazacaksın değil mi? Bizlerden de bahsedersin herhalde. Mersi Neriman'cığım. Şımartıyorsun beni. Temenni ederim. Ama büyük bir sanatçı olmak hiç kolay değil. Çok emek, çok çalışma. Ve doğuştan gelen bir kabiliyet. Ah, kabiliyet dedin de. İdil Biret adında bir çocuğun konserini izledim Paris'te. Ah, o ne muhteşem bir eksperanstı. Çocuk bir dahi, Avrupalıların prodigi dedikleri cinsten bir çocuk. Hatırlar mısınız? Bu çocuk Avrupa'ya gönderileceği zaman bazı milletvekilleri ne lüzumsuz konuşmalar yapmışlardı. Seyha milletvekiliydi değil mi? Evet. İdil sanırım 7 yaşındaydı. Çocuğun ecnebi memleketlere gönderilmesinin yasa dışı olduğunu filan savunmuştu. Hatta ya evlenirse diye sebepler bile bulmuştur. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.